tarikatına Sahr-ı Halif-i Cemaiye Şahı Raşid-i Hazretleri'ni Fıtiye bizim yolumuz Tafet yoludu ve insanların insan-ı kamil makamına yetişmesi hiç şüphesiz alacakları terbiyeye bağlıdır. Umakla insan insan-ı kamil olamaz. Çok okumuş insan olur. Lakin ahlakı iyi ahlak değil. Ahlakı tatsızdır, kötüdür. Halbuki çok okumuştur. İnsan kendi nefsini terbiye etmeden kamil insan olamaz. Bir kim hasta oldu, doktor çağırdı. Dedim yahu sen hekimsin. Kendi hastalığını sen teşhis edemiyor musun? Neye hekim çağırıyorsun? Sen hekimsin. Karşında gelen hala sorarsın. Karnın mı ağrır, sırtın mı ağrır, başın mı ağrır? Efendim sorarsın ve onun cevabına göre de bir filan hastalık var. Falan hastalık var dersin, ilaç edersin. Şimdi sen bizzat hastasın. Nerenin hasta olduğunu da biliyorsun. Ne için hekim çağırıyorsun? Hekim olan bile kendi kendisine tedavi edemiyor. Başka hekimiz onu tedavi ediyor. Bu tabii insanların nefsani hastalığıdır. Bu fiziki neye ait olan bir hastalıktır. Lakin insanın içinde nefsani hastalık vardır. Nefsani hastalık efendim fiziki bünyeye ait değil, insanın ruhani bünyesine aittir. Ondan tedavi olabilmesi ancak ruhani hekim sayesinde olur. Ruhani hekime sonra gitmeyen adam o hastalıktan kurtulamaz. Çeşit türlü insanın hali olur. Şimdi onun için diyoruz. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri büyük bir evliyadır ve insanların iç sıkıntılarını, içte olanlarını tedavi eden bir ilim sahibi ve hikmet sahibidir. Bu ancak yok, sohbette oturaraktan o kimse kötü hastalıklarından, kötü hastalıklarından daha açıkça kötü alışkanlıklarından temiz olur. Kötü alışkanlık, insanın nefsinin kendine emrettiği kötü işler, onlardan ancak nasihat yoluyla, nasihat dinleye dinleye insan bir kurtuluşa yol bulur. Bizim burada yapmış olduğumuz hizmet işte bu. Uğraşıyoruz. Neye uğraşıyoruz? Kötü tabiatları bıraktırmak için. Kötü tabiatı bırak, olay değil. Yediyse yetmişse odur derler, doğrudur. Şimdi yabanı, efendim, bir ağaç var dağda dönüyor. Onu olduğu gibi bıraksan, efendim, yüz sene olsa gene o ağaçtır. Diyelim bizim memlekette alıcı var. Onun kırmızı size de olur, sarısı da olur, düşer maçlardır o. Dağlarda, ovalar, tarlalarda biter o. Ama hakkın hikmetiyle. Veyahut zeytin diyelim, veyahut ırım ağacı diyelim. Eğer onu bırakırsan, çıktığı gibi bir sene sonra gene aynı yabanı harlık deriz, yabanı zeytin deriz. Lakin kabul eder. Yabanı kök üzerine aşı vur, aşı zeytin olur. Acı zeytin kan, efendim, tatlı zeytin atır. Harnıma aşı vurur, aşı harnı vurur. O böyle zayıf bir meyvesi olur onun yabanının. Efendim, aşı vurduğu vakitinde
onun meyvesi hem büyür hem kabalar. Böyle gördüğün vaktinde bal akar. İnsan terbiye öğreder. Yani aşı kabul et. Aşı kabul etmeyecek olsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Tinu ahlakakum." Ahlaklarınızı güleştiriniz. Güzel olarak sahip olunuz. Diye bize vasiyet etmez. Peki insan kötü tabiatın üzerine iyi tabiatı vurduğunda iyi çıkar. Kötü zararı yok, ne yapalım? Kötü yalanıdır ama turunç var. Aşı koyarsın, portakal olur. Aşı vurursun, eyfurt olur. Aşı vurursun, Yusuf olur. Aşı vurursun, ekşi. Ama kökü turunç. Demek insan temiz ahlaka, yüksek ahlaka aşılanabilir. Terbiye alır yani insan. Terbiye almaz olursa hiçbir mektebi şeyler, tepler, mektep açılmaz. Talebe gönderirler. Ne için? Bir şey verecek, bir terbiye veremeyecek olduktan sonra göndermez kimse. Demek ki mekteplerde hem ilim öğrenilir, hem güzel ahlak, güzel tabiat öğretilir. Onun için Şahmeti Hazretleri öyle diyor. Dinleye dinleye insan aşılanır. Dinleye dinleye kötü tabiatlarını bırakır. İyi tabiat sahibi olur. Kötü huylarını bırakır. İyi tabiat sahibi olur. Değilse yabani gelir, yabani. O hikmet olmasa Cenab-ı Allah haber göndermez. Peygamber göndermez. Peygamberlerin gelmesi onun için. Kitap gönderiyor, peygamber de gönderiyor, onların kötü tabiatlarını değiştiriyor. Neyse yabanı gelir, yabanı gider. Onun için din lazımdır. Dine, imana, efendim, inanan kimse yabanır, yabanı gider. Hanzal dedik ki, bir acı kavun vardır. Zehir zemberektir yeğen, belki fazla yese ölür, o kadardır. Aşı kavun hayat verir, acı kavun adamı geberdir, öldürür. Ona göre insanlar peygamberine muhtaçtır. Peygamberlerin efendim, söyleyeceği sözler onlara ilaçtır. Kullanırsan kendi sınadır. Kullanmadığında erik gelir, koruk gider. Acı kavun gelir, kavun gider, zehiri artarlar. Bu kadar insan şimdi burada efendim tabii isimleriyle Müslüman olan çok, isimleriyle Hristiyan olan çok, isimleriyle Yahudi olan çok, din kabul eden insan da çok. Hem kendi tedavi için efendim, ilaç aldıysa iyi olur. İlaç almadıysa ölecektir. Tedavi olur. İlaçlar da iki türdür şimdi. Bazen der ki aldığı ilacı bana getir göreyim der. Ne için der onu? Bazı açık gözler, bazı açık göz ilaç satanlar ilaç verir. Hekim onu gördüğü vakitte der ki yok, bu yaramaz. Ne için yaramaz? Bunun tarihi işte. Bunun tarihi geçti. Bu ilaç filan tarihe kadar bunun kuvveti vardı. Bu tarihten sonra onun kuvveti kaldı. Götür ver geri kendisine, yenisini ver. Değilse hiç bir şey yok ki kuvveti kalmamış olur. Ki dinler, yerde Hristiyanlık var, Yahudilik var, efendim, bunlar gökünden inen dinlerdir. O biri durma yeryüzü dinlerini söylemeyin. Efendim, onlara bak, onlar değil, boş. Gökyüzünden inen dinler, Hristiyanlıktan önce Musa Peygamber'in şeriatı, bu sevgili Yahudi.
dahil, ikisinin dahil geçmişti. Tarihi geçti, Efendimiz dünyaya teşrif etti, geldi. İslam dini geldi, Hristiyanlık dininin vakti geçti. Yani ne kadar içsen onların ilacını, tarihi geçti, bir şey yaramaz. Onun için hükümünde yaşayan din Müslümanlıktır. Ve Müslümanlık insanların tedavi eder. Müslümanlık insanların dertlerine derman olur. Müslümanlık insanların hastalarına ilaç olur. Müslümanlık insanların ne derdi varsa, ne müşkilleri varsa, ne çıkmazları varsa hepsi selamete çıkarır. Hepsini halleder, çözer İslam. Başka yok. Hükümet işi olsun, devlet işi olsun, efendim, insan dünya işleri olsun, hepsini İslam dini çözer. Sen bakmazsın, sen bekle. Ben batıyorum. Herkesin içi bozuldu. 10 günde kaç kişi gelir bana? Daim batıyoruz. İçinden çıkamıyoruz. Daha çıkarsın, dur bakalım daha. Bu başlangıcıdır. Bu başlangıcıdır. Bundan sonradır cümbüş. Cümbüş seni döndü bırakacak, alacaklılar. İki sakoyu da alacak, boynundan hılgı da alacak. Efendim, bacağından pantolon alacak. Ayakkabılarının belki çorapları çıkarır, neyse ayakkabılar ayakkabısın çorapları ver satacaklar. Daha olacak, çok şeyler getirsin. Başlangıcıdır. Başlangıcıdır. İktisi çöküntü, ekonominin çöktü. Efendim, işin başlangıcıdır. Bu insanların kötek yiyecek ki, eşek sudan gelir kadar. Sen misin Allah'ın yolu bırakan, başka yollayan, ara ver git kurtul. Bitti. Ne hükümetler ayakta duracak, ne devlet, ne Alman, ne Fransız, ne Amerikan, ne Japon, ne Çin, hepsi baş aşağı. Şimdi böyle roket var yukarıya, bazı roketler geri dönermiş. Birkaç sene önce geri dönmüş. İçindekileriyle beraber düşmüş aşağıya. Aşağıdan kaç seneler olur ki gülmüşle biz gökyüzüne efendim top atıyoruz. Gerçekten bu insancıklar İslam'a inanmayanlar, top böbürlenenler, gökyüzüne biz roket atıyoruz. Sizin dininize der miyiz? Roketin düştüğü vakitin davranışınıza göreceksiniz diyorum ben. Şimdi başladı. Ekonomileri izliyor bunlar. Hüseyin İner'den. Bunu Hüseyin İner'den bir ekonomik izliyor buna. İslam'ın dışı çıktın sen. İslam'ın dışında iş yapıyorsun. Ve zannediyorsun ki işin ileri gidiyor. Al bakalım bir tokat. İktisadi kriz, ekonomik tıkanıklık, ekonomik efendim kriz. Bütün dünya. Bulaşıcı hastalık gibi. Birinden birine atladı. Her gün çok insanlar yok. Aman Şeyh Efendi bize dua et. Nasıl çıkacağımızı şaşırır. Yok. Çıkacak yol yok diyor. Hep biz batacağız. Biz alacaklılar birbirlerinin dol gömleğini çıkaracak. Pantolonunu çıkaracak. Dol gömlek bırakacak. Hepinizi diyorum. Daha beter. Marın bozuluyor, marınları bozulan, efendim ne yapacağız diyerekten, tumanı da var diyorum, oraya gidin. Bana Allah'ın yoluna kaçtınız, bulun be! Madem aklınız idare ediyor sizin, Allah'ın gösterdiğini siz kabul etmeyiz. Aklımızla bir şey yaparız, yapınız bakalım. Aklınızı kullanın, kurtulun. Bana ne gelirsiniz? Benim söyleyeceğim başka mesele. Ya. Bir tokat geliyor ki, öyle bir şamar geliyor ki, bütün dünya nereden geldiğini anlayamayacak.
Amerikan sistemi, sosyalist sistem, komünist sistem, kapitalist sistem, bilmem ne sistem, hepsi içine etmiş şeytanların yusunu yok, alın hızı yok, bundan ölür. Ve şimdi kınayarınız diyorum başınıza, çıkın işin içinden, el elde baş başta kalksınız hepiniz. Dünyanın adam doğma geliyorsunuz ya, öyle sizi çablak bırakacak, şeytan da size gülsün. Düzelme yoktur diyorum. İnsan öyle söylüyor. Kim şey derse, daha bu bir şey değil de, daha efendim birbirinizin üstündeki bittikten sonra gömleği bırak, diyecekler ki derinizi yüzelim, derinizi postumuzu hiç olmaz atarız belki insan postudur diyerekler. O da on para etmez. Efendim, o da geliyor dedim, geride de bir şey değil. Adamın biri bir kapan kurmuş. Dağda, ormanda bir kapan kurmuş. Efendim, bir kurt o kapanı kurmuş. Kurdun bacağını iyice batırıp tutmuş. O kurt feryat ediyor Süleyman Bey deyince sana ait. Sizin gibi milletvekillerine, efendim her kirlerine ait hikaye git söyle kendilerine oradaki meclistekilere. Çok bağırıp çağırmadan. O kurt efendim böyle başlamış. Uyuyor kurt. Kapan kurdu, bacak tuttu. İçeri girdi içine. Tilki! Uyuma! O senin arkadaşın mı o? İyi dayandı da uyuyor gibi görüyorum. Onun kurdun ulumasını her uluyor. Bu adi ula değil demiş tilki. Herhal bu kapana tutturulmuştur. Gidip benim demiş. Ahdımı alayım, oh çekeyim bir kendisine. Çünkü tilkiyle kurt uyuşmaz. Şaminen uzun köpek, ne kurt ulan ne de tilki arası iyi değil. Ve koştu o tarafa, hakikaten kafana tutulmuş, fena fena uluyor. Demiş, arkadaş, uluma demiş, yok bu bir şey değil. Demiş, buna utanmaz tilki. Daha da bir şey değil diyor. Benim başım kapan tutup kırmış. Sen benim yerimde olsan ne halt ederdin? Olmazdın diyor. Sen sersem bir hayvansın. Bu kadar şeyden efendim uluyorsun. Senin kurtluğuna yakışır mı bu? Senin kurtluğuna yakışır mı bu demiş. Ne olur demiş. Daha ne olacak başıma? Ben bir şey değil şimdi. Bu kapanı kim kurduysa, sabah gelecek bakacak kapanda bir şey oldu mu tutulmadı. Seni görünce kah edecek. Oh diyecek ki, kapan efendim, ona kalmadım bu gece bir avduk, bir mızır bu ama neyse postunu alırız diyecek. Gelecek diyor, senin çok güzel diyecek. Oradan bir sırık kesecek diyor, sırık deri, uzun bir değnek kesecek, onu güzel güzel onaracak. Çünkü sen diyecek diyor burada, mızır hayvansın, yakında yaklaşman, pençe vurursun. Onun için kafanın sahibi uzaktan uzağa kafana vurmak için o uzun değneği hazırlayacak. Bana vura vura seni tersemletecek diyor, ta ki basit. Vura vura seni bayrak, o da bir şey değil diyor. Kendinden geçersin. Hiçbir şey seçmesin. Ondan sonra diyor, iş bitmez. Usta gibi onun bıçak var diyor belinde. Çıkaracak onu. Seni böyle güzel güzel ayağım bayacağından kesip seni davul gibi üfüre üfüre böyle şişirecek. Daha canın üstünde. Efendim? Ondan sonra bir postumu çıkarır diyor. Daha sen canlısın.
O da bir şey diyor. Burada bir şey etme eyleme, ne yapacağız? O kurt, tilkiye. O da bir şey değil dedi. E ne kaldı dedi? Ne kaldı? Gümüş diyor. O senin posun böyle tulum gibi çıkarıp omzunu at. Ondan sonra senin canından tutacaktır. Daha senin göz açılmaya başlar. Cas cavlak senin böyle bacağından tutup da o uçuruma vaziye attığı vakitinde benim kaldır küldür aşağı vura vura inerken o cümbüş bilip de ye. Beğenin dibini vadinin uçurum dibini bulduğunda bize av geldi diyerekten ona kadar efendim yırtıcı hayvan varsa senin üzerine hücum edip de her birisi bir azanı parçalamaya ısırıp yemeye tadı vardı gümüşe vakit yok şimdi ne bağırıyorsun demiş. Şimdi bütün dünyaya bu hikayeyi ben söylüyorum. Bu şimdi bu iktisadi ekonomik bu bir şey değil. Daha yediği, istediğini yiyorsun, istediğini içiyorsun. Efendim, istediğini giyiyorsun. Her gün arabalar değiştiriyorsun. Ellerini modayla giyiyorsun, gezi tozun. Bir şey yok. Ne var be? Hiçbir şey yok. Neyiniz eksik? Donguzları eklerler. Her şeyleri var. Hiçbir şey yok şimdi. Ama gerisi geliyor. O kadar kalsa anılarını secdeden kaldırmasınlar. O kadar kalmayacak. Arkada görünen o simsiyahlar kalkıyor ya. Ufuktan, şimşek çakaraktan onun gibi gelen var ide. Ki taş üstünde bırakmaz, omuz üstünde baş bırakır. O gibi gelen fırtına var. Hikayemi söylerim, hakikat mı? Bu senenin sonuna doğru anlarız. 60 senedir söylediler beni. 60 para kıymet vermedi bu maat bize. Ama şimdi bakalım. Hiçbir şey yapılmaz, geçmiş olur. Nereden kendini kurtarır? Belki umi fırtına geliyor. Söküp atacak. Bütün bu ağaçlar hepsi çatır çutur gider. Ekini ne kadar kuvvetli fon gelse ekini kökünden söker mi Süleyman Bey? Ekin böyle dalga gibi yatır gene kadar. Onu da atacak diyerekten ne kadar bora şiddetli olsa ekini yerinden sökemez. Bir başa yer sökemez. O ulu ağaçlar ki ben benim derler çatır çutur. Koparıp atar. Onun için tevazu et. Abi senin kulumum de. Beğenme. Allah'a kulluktan beğenme. Allah'a kulluğunu yap. O buğday gibi olursun. Sana dokunmaz. Ne güzel böyle dalgalan. Buğday tarlası görmedin hiç. Görürsün. Yani, koca serbileri, çınar ağaçlarını, efendim, İngiliz ağaçlarını kökünden kırıp biliyor aşağıya. Dayanamıyor onlar. İnce bir şeyler ne güzel böyle dalgalanır kadar. Hoş bir dalgalanması var buğdayların ekin tarlalar. Allah bereket versin. İşte hikayemiz bu. Anlayan, anlamayan koşur sokaklarda. Büyüklenenleri görecek. Atacak. Büyüklenme. Secdeyi unutma Allah'a. Secdeye koy. Secdeye kaçma. Cenabet gezme. Hakkından gelecek. Sonra. İşte bu hikaye. Allah 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 Azim Allah. Allah 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 Allah
yapmaksın tarzı Allah'ın. Anında yok eder, anında var eder. Allah'ı tanı. Değilse çöp gibi kıymetin yok, tüpürüp götürüp fırtına. Allah bizi iman ve İslam'dan ve İhsan'dan ayırmasın. Amin. Ruhundan ayırmasın. Amin. İslam'ın padişahını, şeriatını, fıkhını göndersin, bizi toplasın halinde. Amin. Hürmetin Habib, hürmetin Fatiha.